bir şey daha soracağım. Hani estetik ameliyattan sonra yolculuk yapılabilir mi diye bir soru var. Yapılan ameliyata göre değişir ama bizim ameliyatlarımızın çoğunda genellikle bir haftalık bir süreç, bir hafta 10 günlük bir süreç yolculuk yapmak için yeterlidir. Yolculuk derken arabayla bir yolculuktan bahsediyoruz, bir uçak mı? Arabayla bir yolculuk için de yeterlidir. Uzun uçak yolculukları için de yeterlidir. Yani bir 10 günlük dönem hemen hemen hepsi için yeterlidir. Genellikle biz yurt dışından gelen hastalarımızı bir hafta içerisinde ameliyatını yapıp bir hafta içerisinde geri gönderiyoruz. Bir haftadan önce uçak için mi istemiyorsunuz uçak mesela? Uçak için istemiyoruz, evet. Ne oluyor uçakta? Yani basınç değişiklikleri belki fark edebilir diye, bir şey yapar diye göndermiyoruz. Evet. Normal bir şekilde bile uçağa binseniz zaten şiş iniyor. Evet. Yani ellerimiz bile... Ayaklarımız şişiyor, ellerimiz şişiyor. Evet. Onun için hastalar için istemiyorsunuz. Bir hafta 10 gün yeterli bir süre yani olur diyorsunuz. Bir hafta genellikle yeterli. Evet. Ameliyatsız yüz gençleştirmeden biraz söz edecek şimdi olursak. Bunun için bizim kliniğimizde uygulanan HIFU diye yani bir cihaz var. Aslında bu bir ultrason. Ultrasonik bir cihaz. Onu söylemiyor olabiliriz. Destan kontrol edelim. Hocama söyleyelim. Evet. Bu bir marka değil ama. Evet. Teknoloji ben bilmediğim de. İçin arkadaşlarım kontrol etsinler. Evet. Yani radyo frekans var. Bu HIFU var ve vakum. Hocam onu söylemeyin. Bir check edelim ondan sonra tamam. Söyleyin. Lütfen. Birkaç metodun yapıldığı bir şey var. Yüze dışarıdan uygulanan bir şey. Evet. Herhangi bir kesi yok. Genellikle tek seans yeterli. 1 saat, 1,5 saat kadar sürüyor işlem. Ve gıdıktan başlayarak alına kadar tüm her tarafa uygulanabiliyor. Radyo frekans mı bu? Radyo frekans, bir de yüksek dozda ultrason. İkisi bir arada. Tabii ikisi birlikte ultrason güzel. Teknik uygulanabiliyor. Etkisi 30-40 gün içinde başlıyor. Çünkü oradaki hücresel bazda bir takım değişiklikler yapıyor. Ve oradaki kolajeni arttırıyor. Ve yüzün bu smas tabakası dediğimiz... Fasya tabakası giriyor ve yüzü daha gergin ve daha genç bir hale getiriyor. Nerelere uygulanabiliyor? Boyun? Gıdıktan başlanıyor. Boyundan gıdıktan başlanıyor ve alına kadar kaşların kaldırılması, yanakların yukarı kaldırılması da hepsinde uygulanabiliyor. Evet. Arkadaşlarım check ettiler. Söyleyebilirsiniz Hayfı, hocam. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum Destan, çok mersi. Ben bilmediğim için şimdi bazen böyle şeyler tabii oluyor. Tabii marka değil yani. Evet. Baktılar şimdi arkadaşlarım. Bunu cilde mesela ne kadar sürede yapıyorsunuz? Bir buçuk saat. Morarma oluyor mu, kızarma oluyor mu? Hafif bir kızarma oluyor. Bir buçuk saat sürüyor işte. Çok hafif de bir kızarma oluyor ama o yaklaşık 1 saat, 1,5 saat içerisinde tümüyle geçiyor. Çok minimal ağrısı olan bir yöntem. Ve işte 1-1,5 saat sonra işlem bitiyor. Etkisi de hücresel bazda olduğu için evet. 30-40 günde başlıyor. Çünkü kolajen sentezini tetikliyor. O evet, yeni bu tür şeylerde diyorlar acele etmeyin. Hani bu hani birdenbire o gün bir şey olmuyor diyorsunuz ama... Sonradan, hakikaten de birkaç gün sonra bile bir iyiliği olabiliyor. Genellikle 5-6 hafta gibi tam etkisini gösteriyor.